Evet, oyunun içerisinde bazen kötü organizasyonları da eleştirip ama provokatif söylemlerden de uzak durup bu tip olaylara da mahal vermemek lazım. Onu da söyleyeyim. Yazık, günah. Yani gerçekten orada kalecinin durumu ne bilmiyorum. Ama işin en acı tarafı iddia herhalde, kesin kanıtlandı mı onu da bilmiyorum ama şu andaki ambulans mıdır onu da bilmiyorum. İçeriye meşalelerin ambulansla sokulduğunu okudum ben bir yerde sevgili Demet. Yanlışsan beni düzelt lütfen. Doğru. Evet, şimdi işin en skandal tarafı bu. Yani siz bir ambulansla beraber içeriye bu suç unsurlarını sokuyorsunuz. Yaralananları da o suç unsurlarını taşıyan ambulansla taşıyorsunuz. Ya bunun neresini yorumlayacağım ben sevgili Demet? Ya gerçekten çok acı, böyle bu tip olayları mahal verenler, bu tip holiganlar, bu tip fanatiklerin bence yani ömür boyu statlardan men edilmesi lazım. Kim olursa olsun. Ama cezayla kurtulamıyorsun, bu sefer dışarıda yapıyor. Statta yapmıyor ama dışarıda yapıyor. Her şeyin başı bence eğitim ama öncelikle aile sevgili Demet. Her şey orada başlıyor, ailede başlıyor. Ama futbolu böyle bir savaş alanına çevirmek isteyen bu fanatikleri, bu holiganları asla ve asla bir daha statlarda görmek istemiyoruz. İnşallah aralarında bulunan bir çocuğumuz, taraftarlarımızın sağlık durumları da iyidir. İnşallah böyle önemli bir şey yaşamayız. Ama dediğim gibi gerçekten buradan çıkartacak çok çok büyük tecrübelerimiz var. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Aslında futbolu böylesine bir savaş alanına dönüştürmeye çalışan ülkemizde maalesef özellikle bu dijital medya çıktıktan sonra sevgili Demet, provokatif söylemleri asla geri bırakmayan ve sürekli olarak taraftarların iki cami arasına nifak tohumu ekmeye çalışanların ve bu tip ortamı hazırlayan maalesef ve maalesef içerimizde bazı gazeteci, onlara meslektaş demeyeceğim ama sözde gazeteciler de var. Bunların da ilgili yasalar gereği gerekli yaptırımların uygulanması gerekiyor. Bu tip insanların medya dünyasında işi yok. Yani onu en çok körükleyenlerin başında maalesef az önce bahsettiğim bazı arkadaşlar geliyor. Onların da hem ekranlarını hem kalemlerini karartıp bir daha yazı yazmamaları ve bir daha da ekrana çıkmamalarını da sağlamak gerekiyor. Böyle bir olay umarız Türk futbolu adına bir daha tekrarlanmaz diyerek isterseniz ben İnşallah. Trabzonspor'a geçiş yapayım. Şimdi ilk etap kamp çalışmaları bitti ve Antalya'ya gidecek takım. Acaba Kasım ayı Abdullah Avcı'nın istediği gibi geçti mi? Vallahi sevgili Demet, o kadar zor bir soru sordun ki. Haftaya da böyle başladık. Kasım ayı Abdullah Avcı için iyi geçti mi? Hayır. Şu anda takım tam olarak zaten hazır değil. Hazırlıktan kastım şu. Eren yok. Larsen yok. Trezeguet yok. Gomez yok. Uğurcan yok. Yani nereden baksan Hamşik yok. Takımın neredeyse yarısı yok diyebileceğimiz bir durumdayız ve bunlar ikinci kamp dönemi olan Antalya'ya katılacaklar. Dolayısıyla Abdullah Avcı'nın ne yapmaya çalıştığını, nasıl bir oyun planıyla beraber geri döneceğini, bu oyunu ne kadar güçlü bir şekilde sahaya yansıtacağını ve ne kadar bir devamlılık sağlayacağı konusunda herkesin elbette ki şüphesi var. Çünkü 22 resmi maç, buna hazırlık maçlarını falan koyduğumuzda 26 civarında oynanan maçın toplasan 2 ya da 3 maçta Trabzonspor ancak iyi bir oyun ortaya koyabildi. Onun dışında maalesef adeta böyle bir kaosa dönen futbol oynadı Trabzonspor. Dolayısıyla böylesine büyük bir problemi bu arada çözebilmek için tüm takım oyuncuların hazır olması gerekiyor. Kaleci önemli mi? Çünkü Can birçok noktada Trabzonspor'un en iyi kurtarıcısı. Aynı zamanda geriden oyun kuran bir oyuncusu. Dolayısıyla o yeni oyun sisteminde kalecinin önemli bir rolü var. İki Evet. bekin şu anda yok ki, bekle kanat oyuncularının da arasındaki uyum önemli. Visca şu anda dönüyor ve hazırlıklara başladı.
Hamşik gibi bir organizatörün, bir orkestra şefin yok şu anda. Trezeguet keza aynı şekilde ve Gomez. Dolayısıyla tam takımın hazır olduğu, tam kadro olarak ikinci kamp döneminde aslında iyi ya da kötü geçip geçmediğini ve tabii ki hazırlık maçları da bize çok şey söyleyecek gibi duruyor. Peki Maxi Gomez'e bir değinmek istiyorum. Az önce gazetelerde de Celta Vigo iddiası vardı onun için. Ve onun yerine de Trabzonspor'un Dobby'yi düşündüğünü gördüm az önce. Sizce Maxi Gomez'in Trabzonspor'daki geleceği nasıl olur? Maxi Gomez'in Trabzonspor'daki geleceği, öncelikle Trabzonspor'un 3. bölgeye o topu başarılı bir şekilde taşıyıp Maxi Gomez'e o topu buluşturması gerekiyor. Eğer oyununuz buna müsait değilse, ki birçok maçta az önce bahsettiğim gibi değildi. Dolayısıyla bir santraforun performansını bu şekilde değerlendirmek bence yanlış olur. Artem'in en son ben bildiğim Trabzonspor transferin son günlerine doğru bir 8 milyon euroluk bonservis teklif etti. Ona rağmen yine kulübü vermedi. Şimdi böylesine maliyetli bir oyuncuyu, Gomez'i başka bir takıma gönderip Artem'i aldığınızda, topu yine 3. bölgeye taşıyamadığınızda aynı sorunları yaşayacaksınız. Yani sorun oyuncuda mı, yoksa sizin oyun planınızda mı? Bence şu andaki problem Trabzonspor'un oyun planında. Henüz daha oturmuş bir oyunu yok. Henüz güçlü bir oyunu yok. Eğer Trabzonspor bir oyun oluşturur, o güçlü oyunu da sahaya yansıtırsa, oradan zaten hangi oyuncunun performansını niye, hangisinin kötü olduğunu daha iyi analiz edebiliriz. Şu anda böylesine bir kaotik ortamda bence oyuncuların performanslarını bireysel olarak eleştirmek yanlış olur diye düşünüyorum. Peki Marek Hamşik'e de değinelim isterseniz. Onun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Abdullah Avcı özellikle onun gitmesini istemediğini hep vurguluyor. Peki Trabzonspor onun gitmemesi için bir şeyler yapacak mı sizce? Şöyle, Hamşik artık yaşlandı sevgili Demet. 35 yaşı ve seneye 36'da olacak. Kronik bir sakatlığı var. Tekrarlandığında artık yaşı itibariyle geri dönüşleri çok kolay olmayacak. Çok büyük bir oyuncu gerçekten. 12 yıl Napoli forması giymiş. Maradona'dan sonra Napoli'nin efsanesi olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve orada şampiyon olamamış ve ilk şampiyonluğunu da Trabzonspor'da yaşamış. O duyguyu Marek Hamşik gibi bir oyuncunun Trabzonspor'da yaşaması hayatının en önemli anlarından bir tanesi ve bunu asla unutmaz. Bu işin duygusal tarafı ama gerçeğe döndüğümüzde Trabzonspor'un gelecek seneye bırakacağı bir oyun hafızası kim olacak? Marek Hamşik yoksa. Çünkü sizin bütün oyun hafızanızı Hamşik oluşturuyor. Dolayısıyla ben devre arasında özellikle Hamşik profiline yakın bir oyuncunun kadroya dahil edilmesinden yanayım. En önemli transferi bu olacaktır. Eğer Hamşik'le bir anlaşma imzalanmayacaksa, dediğim gibi bu sakatlık konusu ve yaşı önemli ve ciddi bir problem. Evet. Seneye ne kadar maç oynayacağı devam edersen belli değil. Dolayısıyla Hamşik muadili bir oyuncuyu kadroya katıp orta sahaya oturtursan, hiç olmazsa seneye Hamşik gittikten sonra takıma bırakacağın bir oyun hafızası olur. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Süremiz bittiği için Dünya Kupası'na değinemedim ama bir sonraki yayınımızda diyelim. Favorim şu anda Brezilya, onu söyleyeyim. Peki çok teşekkürler. İyi günler diliyorum size.